Deprem bölgesi Malatya'da yaralar sarılmaya devam ederken tarım sektöründe de çiftçiler hem Malatya ekonomisi hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmak için çalışıyor. Deprem sonrası yetiştiricilere çeşitli destekler sağlanırken bu yılki başlayan kuzu doğumları da yüzleri güldürüyor. Baharın da müjdeleyicisi olarak bilinen kuzu doğumları nedeniyle kentteki birçok ağılda şu sıralar kokusu ve sesi sayesinde yüzlerce koyun arasından annelerini bulmaya çalışan yavrular görenleri şaşırtıyor. Henüz sütten kesilmeyen kuzular belirli bir süre annelerinden ayrı ağıllarda tutuluyor. Emzirmeleri için anneleriyle buluşmak üzere besiciler tarafından ağıllardan çıkarılan kuzular kısa sürede kokusu ve sesi sayesinde annelerini bularak besleniyorlar. Malatya'da mızık koyun keçi yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yetiştiricilerin hayvanlarına adeta bir bebek edasında baktıklarını belirtti. Tabii ki bazı bölgelerimizde çadırlar dağıtıldı, farklı şeyler yapıldı. Biliyorsunuz özellikle Yeşilyurt, Doğanşehir ve Akçadağ bölgemizde birçok ahırımız yıkıldı. Çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlığımıza burada Tarım ve Orman Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz ama eksiklerimiz var mı? Tabii ki eksiklerimiz var. Lokal olarak bunları da çözmeye çalışıyoruz. Ama birçok bölgede de gerek aynı yardım olarak hayvan olarak verildi. Gerekse de çadır yardımı, yem yardımı ve farklı desteklerle bakanlığımız destekliyor. Bu anlamda teşekkür ediyoruz. Yetiştiricilerden Ramazan Mutlu da kuzu doğumlarının bugünlerde başladığını belirterek ikizlik oranının bu yıl yüksek olduğunu söyledi. Hayvanlarımız doğuma başladı. İkizlik oranımız yüksek ama yani gerçekten zor bir meslek. Gece nöbet tutuyoruz. Gündüz içindeyiz, gece içindeyiz. Meşakkatli bir iş. Allah inşallah bereketli eder. İçine göre bu sene ikizlik oranım daha yüksek. Bakımdan kaynaklanan bir şey. Hayvanlarımız bu sene doğumlar da rahat. 2-3 gündür başladılar. İnşallah arkası da gelir. Elmas Mutlu da 14 yaşından bu yana hayvancılıkla uğraştığını dile getirdi. Malatya Yeşilyurt Cafana köyündenim. Babamızdan anamızdan doğulduk doğalı bu mesleği yürütüyoruz. Hala devam ettiriyoruz. Biz işte bu mesleğiyle uğraşıyoruz. Bu sene güzel maşallah. Daha yeni başladı doğumlar. Bir hafta oluyor. O ikizlik oranı güzel. 10-15 tane mi kuzladı? Onu ikiz. Elmas Mutlu. Ben 14 yaşında bura düştüm. Bu davarcılığı yapayım. Peynirini sağayım, yoğurdunu sağayım, yapayım. Çığın içine koyayım işte. Onları yapayım. Ben maldan razıyım. Kadınlara bir destek versin ki kadınlar havaşlana da bu malcılığı yapa bırakmaya. Biz gidersek bizden küçükleri yapamaz. Ben yapayım öyle, benim gelinlerim yapamaz. Onlar da bir sigortası, bir yardım olsa yapabilirler. Öyle razıyık devletimizden, milletimizden. Allah razı olsun. Hep ekiz doğuruyorlar, bakıyık. Valla yani zorluk sağmadan zorluk çekeyim. Peynir yapmadan çekeyim. Saat sabah ezanında kalkayım. Öğlen işte malları sak, onların sütünü peynir et, kaynat. Onlardan zorluk çekeyim. Ben yapayım öyle, benden olanlar yapamaz, kurban olduğum. Onlar da bize bir destek versinler ki biz hayvancılığı teklemeyelim. Biz teklersek ne olacak?